Allah'ı tanımak neden önemli abi? Bakın bu kardeşiniz ve benim etrafımda benim tanıdığım bütün kardeşlerim bu gayrimeşru hayattan gelip mutlaka dünyanın hem lezzetini tatmış hem de sillesini yemiş. Dolayısıyla ben kendim önceki o koşturduğum hani derler ya hızlı hayatımda hep şunu diyordum bak orada bile diyordum yani. Annem ölürse ne yapacağım? Babam ölürse ne yapacağım? Bunun bir çözümü yok mu? Bu hazların bitmemesinin, kesilmemesinin bir yolu yok mu? Yani hayret ediyorum. Bir insan nasıl oluyor da çözüm aramadan duruyor? Şimdi diyeceksin onu şey demeyin diye diyorum. Yani gelmişsin buraya işte Risale'ni okuyorsun, Kur'an okuyorsun, hadis araştırıyorsun. E tabii dersin. Vallahi ben gayrimeşru hayatımda da böyleydim. Sadece böyle bir çözüm olacağına inanmadığım için orada direttiğimi fark ettim bir süre. Ben böyle bir çözüm olamaz herhalde ya. Ölümün çözümü falan olamaz herhalde. Anlatabiliyor muyum? Ama kafamda, alemimde bu sorular ve tutunduğum şeyler var ister istemez. Nasıl rahatlatmam lazım? Kendime bir şeyler hedef etmişim. Bazı lezzetleri kendimi, nefsimi gıdıklasın diye kendime bir nevi uyuşturmak için mükafat zannından vermişim. Demişim ki ya ben tamam bak sen bu hayatı yaşa sana şöyle bir zevk var. Ağzına böyle ara ara bal çalmışım. Ama üstadın dediği gibi o balın zehirli olduğunu çok sonradan fark ettim. Yani bal var kabul ediyoruz ama arkasında hep bir sancı çekmişim. Yani şuna hayret ediyorum. Bir insan nasıl çözüm aramadan durabilir? Yani hiç mi korkmuyoruz? Hiç mi korkmuyorsun diyorum kendime. Yani hiç mi hiç mi? Yani bütün kazandığın şeyleri kaybetmek ne kadar mantıklı? Bunların bir çözümü varsa insanın bunu bulması gerekmez mi? Bu kaygı insanı Allah'ı buldurur. İlk inen ayetlerde Alak suresinde ihtiyacını hissetmediğinden dolayı isyana düşerler diyordu. Ondan Allah'a ihtiyacını hissetmiyor. Niye? Ölümü çözmek gibi bir derdi yok ki. Çünkü ölüm gibi bir derdi yok. Tatminsizliği çözmek gibi bir derdi yok ki. Devamlı kendini kandırma üzerine bir hayat endeksi. Bunu alırım bir daha alırım. Bunu alırım bir daha alırım. Ondan ayrılırım bununla birlikte olurum. Hep tatminsizliği başka tatminsiz şeylerle giderme çabası. Ama hani diyor ya deniz suyu gibi içiyorsun susuzluğun gidecek gibi oluyor. Ama sonra susuzluğun yine artıyor. Yine içiyorsun. Yine artıyor. Yine içiyorsun. Gidecek gibi oluyor yine içiyorsun. Ama bu kısır döngü aradığını bulamayarak bak ne oluyor nereye doğru gidiyorsun şu an? Nereye doğru gidiyor bu iş? Ya bir insan aklı olan diyecek ki bunun çözümü yok mu ya? İşte ben vallahi gayrimeşru hayatımda da bunu söylüyordum. Bundan 10-11 yıl oldu ben bu daireye gireli. 11 yıl önce de ben bunu söylüyordum ya. Yani bunun bir çözümü yok mu? Bana bunun bir ispatını vermeli. Hatta buraya ilk böyle evet çözüm arıyorum dediğimde çok ciddi mesela dedim ki ya bana cevap verin yani. Sorularım var. Sorularımın karşılığını verin. Ha annem Müslüman hadi namaza başlayayım. Böyle bir dünya yok. Hadi cevap verin. Beni tatmin ederseniz tamam ben buradayım ya. Aradığım bütün soruların cevabı var mıymış? Hepsi varmış. Ama bir şey var. Önce çözüm aramak lazım. İstemek lazım. Benim buna ihtiyacım var. İşte bakın ben bunu sorgulayınca, alemimde tefekkür edince sahabeyi radıyallahu anh daha iyi anlamaya başladım. Şimdi gelin bir iki tane örnek bakalım sonra konuyu bağlayalım. Bakın bir insan neden? Psikolojik düşünün, insani düşünün. Nasıl yaptırabilirsin bunu bir insana? Güzelsin, daha doğrusu erkek olduğun için yakışıklısın. Kızlar önünü çeviriyor Enes. Ve çok itibarlısın. Yani sözüne adam vururlar mı? Vururlar. Başka? Zenginsin. Gece arkadaşlarınla takılıyorsun. Gündüz kaçta kalktın belli kalkıyorsun. Gidiyorsun at sırtında vadiler geziyorsun. Ve kıyafetlerini Bekir abi özel getirtiyorsun. Kokular böyle yanından geçti mi diyorlar ki buradan filan geçmiş. Kokular özel, kıyafetler özel, istediğin kadını istediğin zaman elde etme imkanı, istediğin binek yani o zamanın arabası, her şeyin var. Bir insana bütün bunları terk ettirip verdiğin bir şey, mesela bunu alma, bu artık sana yasak, buna gerek yok diyorsa bir insan sizce ne olmuş olması lazım? Ya bir insan nasıl olur da bu güzelliği, bu zevki, bu konforu, bu hazzı ne olur da bırakabilir? Hiç düşünebiliyor musun? Düşünüyor musun? Ne olabilir? Mesela sen olsan nasıl bırakırsın? Şu telefonu bana ver. İlk sorun olmaz mı? Sen ne vereceksin? Şu evi bana sat. Tamam. Kaç para vereceğim. Ya şu işi bırak gel. Tamam da ne iş yapacağım? Ya insan şunu merak ediyor değil mi? Şu anki standardımın ötesi var mı yok mu? Doğru değil mi? Şu anki standardımın ötesi var mı yok mu? Bakın çok kilit. Birinci basamağı lütfen aklınıza tutun. Allah'ı tanımak. Şimdi niye tanıyalım ki? Niye tanıyayım abi Allah'ı? Bak bu çok önemli bir soru ya. Namaz kılla çözülecek bir meseleydi. Kardeş hadi namaza başla. Bunu da çözemezsin bunu. Önce bu temeli atman lazım. Bir Mus'ab düşünün ki aynı bu vaziyet biliyorsun. Her şey elinin altında evet her şeyin altında. Bir üzerinde çullu öldü mü öldü. Ne diyor? Şehit. Uhud'un şehidi. Çulu üzerinde ayağına çekiyoruz. Başı açık kalıyor. Başını çekiyoruz. Ayağı açık kalıyor. Bakın bunu bir menkibe olarak dinlemeyin. Hislerinizi coşturacak bir hikaye olarak da dinlemeyin. Deyin ki Mus'ab radıyallahu anh. Güzeldin, yakışıklıydın. Zengindin, soyluydun. Gece arkadaşların eğlenirdin, gündüz at sırtında gezerdin. Kızlar önünü çevirirdi. Sen ki bir giydiğin kıyafeti giymesen, annene desen ki ben bunu giymek istemiyorum, bir de anında kıyafetin hazırdı. Kokuların Yemen'den özel gelir, ayakkabıların özel sana dikilirdi. Geçtiğin yerden ha bu koku Musab'ın kokusu. Herkes bilirdi. Soru şu, bakın çok önemli ya. Ne gördüğünde bütün bunları bırakabildin? Demezler mi adama daha ötene verdiler? Bakın dikkat edin. Bizim Allah'ta göremediğimiz onların Allah'ta gördüğü şey bu. Allah'ı tanımak. Neden Allah'ı tanıma ihtiyacım olsun ki? Sorusunun cevabı senin istediğin her şeyin ötesi Allah'ta saklı.
Allah'ı tanırsan ama bunu çözebiliyorsun. Bak dikkat et. Anahtarlar böyle açılıyor. Oyunda kilitli sandıkları açıyorsun. Bir şey yapman gerekiyor değil mi? Allah'ı tanırsan bütün bunların ötesinin olduğunu anlayabiliyorsun. Nasıl tanırım Allah'ı? Kainat kitabını okurak. Peki Allah'ın vermek gibi bir potansiyeli var mı? İhsan etmek. Basit maddelerden çok anlamlı işler çıkarabiliyor mu? Bir ayet geçen diyor ki biz insanı bir sudan, bir atılmış bir meniden yarattık. O bize nankörlük etmektedir diyor. Onu aldık. Nereden nereye getirdik? Şu bize yaptığı tavra bak diyor. Basit şeyleri bu hale getirebiliyor mu? Basit toprağa bir Elon Musk'ın servetinin ötesinde sebzeyle meyveyle elmanın bir tanesine yetmiyor değil mi? Donatabiliyor mu? İHA'ların SİHA'ların teknolojisinin yetmediği bir sineği insandan daha fazla bir baharda halk edip dünyaya gönderip öldürebiliyor mu? Yani elindeki teknoloji, sermaye ne kadar desen sadece insanlığın sermayesi bugün sineğe yetmiyor. Ne kadar zengin? Abi çok inanılmaz bir para var ya. Peki bu parayı kimlere vermiş? Bakın firavunlara vermiş, karunlara vermiş, nemrutlara vermiş. Allah düşmanlarını bile zengin edebiliyor ya. Allah kendi düşmanlarına bile ihsan edebiliyor. Abi bize niye vermiyor? Belki ikinci bir diyar vardır hani. Daha firavunların kazanamayacağı senin şu an kazanma ihtimalinin olduğu Resulullah Aleyhisselam gibi. Belki bütün bunlar dünyayı bir perhiz hükmüne getirip senin sağlığını düzeltip manevi ebedi bir şey kazanmanı sağlıyordur hani. Oralar derin. Ama mesele şu, Allah'ın vermekle ilgili bir problemi yok. Nereye bakıyoruz? Kainata bakın abi. Verdiği bir şeyle yarışın. Bir tane. Bir mahlukuyla, daldaki bir kirazla yarışın. Abi ne var kiraz işte? Koparıyor, yüzüyoruz. Sen de ki ben bu kirazı paramla yaptırmak istiyorum. Ağaç, toprak bunlar dursun kenara. Buyur. Kiraz yapamazsın parayla. Parayla işçinin emeğini alırsın. Oradaki çiftçinin parasını verirsin. Toplansan yok. Ne kadar büyük bir sermaye bir kiraza sığmış. Bir elmaya sığmış. Abi teknoloji, şunları alayım koyayım buraya desen. Değil mi? Kaç para? Doğru mu? Hadi donat şu sistemi, bu teçhizatı. Araba modifiye ediyorsun. Hastaları bilir. Ne kadar masraflı. Hadi bu modifiye yap. Senin kudretinin yetmediği bir donanım sana yerleştirilmiş. O zaman senin ötende biri tarafından yapılması zorunlu. Başka? Ya Rabbi verecek misin? Allah en büyük kerem sahibidir diyor. Kendisi kendini tanıtıyor. İhsanı merhameti çoktur diyor ayette. Başka? Cenab-ı Hak öyle bir Allah ki diyor ki şunu ben inanırım herhalde bakın. Cennete en son girecek insana 7 dünya büyüklüğünde bir ihsan vardır. 7 dünya büyüklüğü. Enes dünyanın üzerinde neler var? Her şey var. Sana bize göre her şey. Bunu 7 ile çarp. Cennete en son giren, cehennemden sürünerek çıkıp cennete sürünerek giren adamın mükafatı bu olacak. Neden biliyor musun? Galaksiler elinde böyle tesbih gibi çevirip dünyada en inanmayan zındıklara dahi ölünü akıtıp veren birine ancak böyle bir ihsan yakışır. Resulullah böyle söylüyor. Ben o kadar düşmanlık ediyorum, içimden Allah'a kızıyorum, şuna bak, verdiklerine bak. Desen ki kardeş gözlüğe ne kadar verdin? Allah'a gittik 1000 lira para verdik. Peki bu sisteme ne kadar verdin? Sen onu düşünmediğin zaman sana ihsan edilmiş olduğu gerçeği ortadan kalkmıyor. Biri vermiş yani. Biri neden diyorsun? Çünkü buna paran yetiyor, gücün yetiyor buna. O zaman gücünün ötesinde biri bu işi yapması lazım ki bu olsun. Bu fiilin boyutu gücü senin ötende birini istiyor, anladın mı? Ben masayı 50 kilo kaldırırım. 100 kilo, 500 kilo kaldıramam, gücüm yetmez. Gücü yetene havale ederim. Saltanat da öyle, senin varlığın da öyle. Gücü yetene havale etmişsin. Ama bak sen onu düşünmediğin zaman da vermeye devam ediyor. Nereden gelmiştik buraya? Allah'ı tanımak. Kainata baktık. Kitabında evet ben kerem sahibiyim. Bunları size vereceğim. Dünya ötesini Allah diyor sizin için ahireti hazırlamıştır. Oysa siz dünyayı istiyorsunuz diyor. Vereceğim ötesini. Evet. 7 dünya büyüklüğü en günahkar cennet ehline. Tamam. Tamam. Vermekle ilgili potansiyel var mı yok? Eğer tanırsan ki Mekke'nin atlarının ötesinde bir nimet var. Eğer bilirsen ki bana dikilen kıyafetlerin ötesi var. Eğer bilirsen ki üzerime sıktığım kokulardan daha ötesini verme potansiyelinde biri var. Eğer bilirsen ki bu güzelliği bitmemek üzere tekrar tasarlama gücünde potansiyelinde biri var. Eğer bilirsen ki Mekke'nin kadınlarının ötesinde sana nimetler ihsan etme potansiyeli, lezzet verme potansiyelinde biri var. Tanırsan Mekke'ye sırt çevirebilirsin. Ötesini vermeden bu iş olmaz. İşte bugün Allah'a dönmememizin sebebini açık ve net söylüyorum. Allah'a dönmeyen her insan kesin ve kes konuşuyorum. Bunu yemin ederek söylüyorum. Aksinin ispatına da yapan olursa hazırım. Gitmeyen adam Allah'a tanımıyordur. Bugün sabah kalktın. Sabah kalktın. Her kalktığın sabahta hesabına 10 bin dolar para yatsa kalkmayan adam yok. Tanıyorum ben hekim. Kalk 5 dakika ayakta dur geri yat. 10 bin dolar. Abi ben 50 dakika durayım ya. Ne olacak? 10 bin dolar kaç para yapıyor diye düşünmeyin. 140 bin lira falan yapıyor. 5 dakika. Eğer Allah'ı tanırsan 140 bin liradan daha fazlasını verme potansiyeli olduğunu bilirdin. Anlıyor musun? Uykunuz geliyor. Çünkü Allah ilginizi çekmiyor abi. Bugün bize diyorsunuz ki Antep'ten niye gidiyorsunuz? Giderim abi. Ben Allah'a ilgi duyan insanlarla tanışmak istiyorum. Hiç. Bu kapıya gelmeyin. Bu kapı kapalı. Bu kapıya gelmeyin. Biz 10 yıldır buradayız. 10. Allah'a ilgi duyan adam istiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü cenazelerde sadece Allah'a ilgi duyan adamlar iş görüyor. Anlıyorsunuz ki nefis de biliyor. Problemleri o çözüyor ama işin son anı. Morgda aklımız başımıza. Ya abi morgda ne yapayım ben şimdi? Ölüyü mü dirileceğiz? Şimdi dirileceksin. Şu an dirileceksin. Şu an dirilmekte ısrarla 10 yıl inat ettiysen bu beldeye bir hicret gerek.
Bu beldeye icret gerek abi. Darılan bence dönüp kendini sorgulasın. Şimdi abi denklemi kurabiliyor musunuz? Bakın Allah'ı tanımak, bir insan Allah'ı tanımak merkezini buraya koyun. Nasıl bunlardan vazgeçebilir? İnsan fıtratı daha ötesini görmeden vazgeçemez. O zaman nasıl yaptın ya Musab? Cevap çok basit. Daha ötesini gördüm. Şimdi gelin bir de aynı denklemi Hazreti Osman için uygulayalım. Hazreti Osman'ın hayatını, infakını anlatmaya ömür yetmez. Bakın insanın en değer verdiği şeylerden biri paradır. Parayı çok sever. Hatta bakın yemeği de değil, saklamayı çok sever. Saklamak. O orada olunca ne gelir biliyor musun? Ölümsüzlük hissi gelir insana. İşte bu varsa ben güçlüyüm ve ölmem. Ama Allah ne diyor, saraylarda bile olsanız ölüm sizi bulur. Parayla çözülecek bir iş değil. Yine aldanmaya devam. Bakın parayı çok sever nefis, doğru mu? Güçtür. Hazreti Osman bir olay. Bak bir olay sadece. Çok dinlediniz ama bu nazarla dinleyin. Ne olur. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Ben merak ediyorum. Nasıl yapabilirsin ki bunu? Kıtlık var. Şu an ülkede kriz var gibi. İşte bak. Kıtlık var ama böyle de düşünmeyin. Ciddi manada ülkede. Mekke'de, Medine'de o zaman kriz var. Hazreti Ebu Bekir dönemi. Mallar geliyor. 1000 deve üzerinde mallarla geliyor. Üzerinde ticaret malzemeleri var. Kıyafetler, yemekler artık. O zamanın tüccar sahasında ne gidiyorsa o var. Tüccarlar Hazreti Osman'ın başına doluşmuş. Diyorlar ki Osman bize sat. 1 veriyorsan %10 kar verelim sana. 1'e 1. 1.1. %20 kar verelim sana. %30 kar verelim sana. Cevap neydi? Daha fazla veren var. Bak dikkat edin. Cevap ne? Tanımak. Daha ötesini görürsen ancak bu işi yapabilirsin. Hazreti Osman'ın cevabı şu. Daha fazlasını veren var. Şimdi bak. Abi şunu infak et. Niye? Daha fazlasını veren var. Ya yavrum bizi kandırırsın. Niye? Hemen cennet dediğin anda ne oluyor? Aha FETÖ'cüler çıktı, cemaatçiler çıktı, bizi düdüklüyor değil mi? Öyle anlıyoruz. Bizi kandırıyorlar şu an. Bize arsa satıyorlar cennette. Vallahi bu senin imanın. Hazreti Osman diyor ki daha fazlasını veren var. Allah'ı tanırsan. 1'e 4, 1'e 5, 5 dedi mi? 1.5. %40, %50, %60, %70. Yok daha fazla veren var. Ya sen bizi bildiğin haraç kesmek bu yani. Bu kadar olur mu? Ebu Bekir'in halifeti zamanı. Gidiyorlar şöyle diyor ki Osman böyle yapmaz. Osman sessiz sedasız kuyular alıp infak eden. Osman bir hareketiyle binlerce orduyu giydiren. Değil mi? Zorluk ordusunu kim doyuracak diyor Allah Resulü. Diyor ki ben 100 deve üzerindeki süvarisiyle birlikte. Kılıcıyla kalkanıyla. Oturuyor. Tamam Osman. Bir daha söylüyor Allah Resulü. Zorluk ordusunu kim doyuracak? 30.000 kişi sefere çıkacak. Binecek bineği giyecek kıyafeti yok. Kim doyurur? Hazreti Osman yine kaldırıyor. Ben 100 deve üzerindeki süvarisiyle birlikte. Tamam Osman. Bir daha soruyor. Kim doyurur? Ben 100 deve üzerindeki süvarisiyle birlikte. Yetmiyor. Gidiyor. Diyor ki bak rivayette aynen şu. Bir çuvalın yarısından fazla altın ve gümüşü aldı. Bir de üzerine Resulullah'ın, onun üzerine, o infakların üzerine Resulullah'ın önüne koydu. 30 bin kişilik ordunun yarısından fazlasını Osman giydirdi. Osman bineğini verdi radıyallahu anh. Ve o ordu artık zorluk ordusu değil Osman'ın ordusu oldu. İsmi bu. Bu ordu kimin? Osman'ın ordusu. Ve Resulullah o gümüşleri altını kaldırırken dedi ki artık Osman'a bir mesuliyet yoktur. Nasıl yap? Bu bak olayın hikaye ve his kısmına takılmayın. Şuna yapın. Niye yapıyor bunu? Nasıl yapabiliyor? Bakın burası çok önemli. Nasıl yapabilirsin abi? Ben cebimde cami çıkışı 5 lira istediler diye bütün cami imamlarını münafık ilan ediyorum. Münafık la bunlar diyorum ya. Yalan değil abi, yalan değil ya. Camide de para mı istenir? E vermiyorsunuz oğlum. Camiye bakmazsan, bu cami elektrik faturasını ödemezse, bu cami halıların pis, halı pis kokuyor. Pis kokar tabii. Alacak hocaya bir sordun mu gidip? Hiç hayatında bir hocayı kenara geçip kıstırdın mı? Hoca, bu caminin ne ihtiyacı var? Bana söyle, ben hepsini karşılayacağım. Bir kere dedim mi? E demezsen ne yapacak hoca? Ülke infaktan kaçıp nifaka giderse hoca ne yapsın? Ashabı özledik ya, gece karanlığında sırtında çuval kapı kapı yoksul doyuruyor. Ramazan'da infak edecek. Acaba bunlar gerçekten yoksulluk sahibi mi? Acaba fakirler mi gerçekten? Vermek çok zor geliyordu ya. Abi para kıymetli. Ve soru şu, nasıl yaptın ya Osman? Gidiyor Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ebu Bekir diyor ki Osman burada bir iş var diyor ya. Bunlar böyle böyle. 1.7 veriyorlarmış. Ver işte %70 güzel kar. Diyor ki ya Ebu Bekir daha fazla veren var. Nasıl? Sen Resulullah'tan şunu duymadın mı? İnfaka karşılık siz bir verirseniz Allah birinize 700 verir dedi. Sen şahit ol. Ben bütün malları altındaki develerle infak ettim. Bak bak olayın ne olur. His gelsin geçer. His gider. Aa ne kadar güzel bir iş. Dur çabuk tut. Nasıl yapabildin bunu? Abi bak kendi alemine soruyorum. Ben Allah'ı tanıdım. Sahtekarların söylediği gibi bir değil. Benim nefsimin bana anlattığı gibi değil. Abi Allah şekur ya. Kur'an'da da öyle tanıtıyor. Allah şekurdur. İyiliğinizin altında kalmaz. Şimdi zengin, baba yiğit bir adam. O an bir zor durumda olsun, cebinde taksi parası olmasın. Sen bir şey olmuş olsun yani. Sallıyorum ha. Bir senaryo. Çıkarsan versen. Gedelikanlı şuraya numaranı yaz bana ver der. Seni 100 liranın altında kalmaz. Ne yapar? Seni ofisine çağırır. Ya, o gün vallahi çok sıkışıktık.
çıktık. Sen gel bakalım. Gence bir yemek getirin. Şu 1.000 lirayı da cebine koy. Efendim ne gerek vardı? Sen koy. Sen o gün bana iyilik ettin. Değil mi? Filmlerde falan çok görürüz. Normal yani. Bu zengin olan için altta kalma diye bir şey olmaz. Allah'tan daha zengin kimse olmadığı için Allah altta kalmayan şekurdur. Yani bir verirsin Allah 1'e 700 verir. Çok normal. Bak peki abi bunu dünyada görebiliyor muyuz? Ya bu bir menkıbe mi? Hikaye mi? Resulullah söylüyor. Kur'an'da fazlasıyla vereceğini. Kısa bir ömür hayatında ebedi cennet. Şekur. Başka? Toprağa bir tohum ekiyorsun 1.000 tane meyve veriyor. Bir namaz kılıyorsun ebedi cennet veriyor. Bakın saltanata. Allah için yaptıklarınıza bakın. Ve önünüze gelen ve gelmiş olana bakın. Sizce bir şey söyleyeceğim. Bu iş karşılıklı adil bir şekilde mi yürüyor? Yani biz veriyoruz. Biz bir şey yapıyoruz. Allah da tam onun karşılığını mı veriyor sizce? Bak gidiyorsun gece gündüz çalışıyorsun. Şu telefonu alıyorsun. Belki kaç aylığın. Doğru mu? Şu şekur demek değil mi bu? Altında kalmamış fazla fazla dağıtmış. E o zaman sen ona bir iyilik etsen altında kalır mı? Hazreti Osman tanıyor diyor ki Allah şekur. Ben benim verdiğimin altında ezilmeyen bir Allah'a iman ediyorum. O zaman ticaret. Ben bunu bir vereyim. Ahiretten olsun. Cennete en son giren adama 7 dünya verebiliyorsa bana ne verir? Ama bir şey söyleyeceğim. Tanırsan. Bakın kilit nokta. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Boşuna. Abi namaz kılıyorum. Bak namazın ritüelinde problem yok. Rükûsunda, secdesinde, farzlarında problem yok. Ama namazın en büyük farzı Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımada kesinlikle problem var. Kapısına gitmek istemiyorum. Uykum geri ilgimi çekmiyor. Niye? Sabahın köründe 140 bin liraya kalkarım. Niye? Şimdi kalkamam. Çünkü verecek biri yok benim karşımda. Ben öyle inanıyorum. Ama Kur'an öyle mi söylüyor? Ama kainat öyle söylüyor mu? Ama Resulullah öyle söylüyor mu? Abi bir yerde problem arıyorsanız dönün ta merkezde imanda problem var. Anladık mı? Tamam mıdır? Bakın şimdiki cümleleri kulak kesin. Evet bismillah. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevi, çeşitli alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki sonsuzu da ister, hazzı da ister, çocuğu da ister, gücü de ister, parayı da ister, zenginliği de ister, yakışıklılığı da ister, fit olmayı da ister. İster abi. Sevilmeyi ister, sevmeyi ister. Donatılmışsın. Ama dünyada bunların hepsi yarımdır. Aradığını bulamazsa hayal kırıklığına uğrar. 100.000 çeşit teşhis edilmiş ki 100.000 çeşit elemleri hisseder. Çünkü bulamıyor. Ve 100.000'ler taze lezzetleri zevk ederek ister. Zevk etmek istiyorum abi ben. Yalan mı? Beni böyle tasarlamış Cenab-ı Hak. Tasarımcım zevk almamı istiyor ki böyle tasarlamış. Kur'an'da bana zevk vaat ediyor ki tasarlamış. Resulullah diyor ki Allah lezzette hazda yarışılmayacak bize. Ve tasarlamış. Ve öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Bana öyle bir çözüm gerek ki. Bakın beyler çözüm arıyorsanız ben olsam vallahi sorarım ya bu işin çözümü var mı ya? Bakın Allah ilgimizi çekmiyor ya. Allah ilgimizi çekmiyor. Allah ilgimizi çekmiyor. Allah ilgimizi çekmiyor. Kabullenin bunu ya. Abi ben namazları niye oturtamadım? Abi ben okumaları niye oturtamadım? Sohbetlere niye gelemem? Ya bak geç bunları geç. Senin Allah ilgini çekmiyor. Allah'la ilgili problemlerin var. Geç. Namazı nasıl kılacağını biliyorsun. Bunları anladık tamam. Orucu biliyorsun tamam. Zekat nasıl verilir tamam. Bunları geç geç. Resulullah Aleyhisselam'ın daha önce bir meselesi var. Ben bunları yapacağım ama kime yapacağım? Sanki boşa yapıyormuş gibi hissettiğimden ilgimi çekmiyor. Dikkat et. Demek ki problem ta nerede? Aman konforum şöyle olsun. Aman dünya işlerim otursun ondan sonra yaparım. Ya Allah aşkına en büyük meselesi dünyayı oturtmak mı sence? Yani senin oğlun sen dünyayı oturtunca mı mutlu olacak? Öyle mi zannediyorsun? Senin bıraktığını yiyecek o da ölecek ya. Çocuğuna bunu mu miras bırakıyorsun? Öylece ölmeyin. Bulsun abi sen böyle bir babasın ya. Kabul et. Vallahi kabul et. Bazı şeyleri kabullenmek daha bak. Bak açık açık kabul et. Ben böyle bir babayım abi. Ben çocuğuma dünyayı bırakmak istiyorum. Kendim ahiretin varlığıyla ilgili problemlerim var. Allah'ı tanımakla ilgili problemlerim var. Ben kendim Allah'a gitmek istemiyorum ama oğlum 10 numara namaz kılsın. Ya böyle bir dünya yok. Seni sevmediğin Allah çocuğunu nasıl sevecek? Sana bakıp. Ha başkasını görür sever. Musab gibi annesinin elinden kurtulur Resulullah'a gider sever. Tamam. Ama seninle sevemez o çocuk. Niye? Çünkü Allah'ın sevenin belirtileri yok sende. Nereden anlıyorsun? İstemiyorsun gitmeyi. Ya sıcak oldu. Hava sıcak. Sabah namazı ağır. İşte infak zor. Zaten cemaatler böyle. Hocalar şöyle. Hacılar böyle. Tamam da yani sen nesin sen? Sen nesin sen? O kadar temiz kalpli ki sahabeden öte ya maşallah. Ama bu kalp sahabe gibi cennete mi girer? Ona bakarsan değil mi? Şeytan da alim. Bana öyle biri yazın ki bütün bu arzularımı yerine getirebilsin. Bakın problem nerede? Nefsim Allah'ı tanımıyor. Bütün her şeyli yeten, evet bana bunu karşılığını verebilir ama tanırsan. Nefsimin Allah'la ilgili problemleri var. Gitmek istemiyor. Sahabeden konuşuyor ama sahabe gibi yaşamak istemiyor. Hiç de yaşamak istemiyor. Hiç. Yapmak istemiyor ya. Bak başkalarının önünde dindar görünmek istiyor. Yüzleşin abi ya. Başkalarının önünde 10 numara dindar. Ama özelinde hiç o dinle alakan yok. Neden biliyor musun? Çünkü
aradığın Allah'ın rızası değil. İnsanlar beni dinim üzerinden severse dünyam bir şekilde güzelli ve lezzetli olabilir. Yüzleşin kendinize. Yol uzun götürür ama bize düşen, eğer sahabeyi anlamak istiyorsak, sahabenin anladığı Allah'ı anlamak lazım. İnsan daha ötesini görmeden sahabe gibi yapamaz. Demek ki ben yapamıyorsam sahabede duyduğum ama onların gördüğü benim göremediğim bir şey var. İşte o da bizatihi Allah'ın kendisi abi. Allah'ı tanımaktan öte şu an hiçbir meselen yok. Orayı hallet, hepsinin çözüldüğünü yavaş yavaş göreceksin. Tamam mıdır? Allah razı olsun. El Fatiha.